Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi gelelim. Ee, bu da en e, yeni cihazlar ama ondan önce şunu da söyleyeceğim. Şimdi e, izleyicilerimiz duyuyorlardır. İşte Cyberknife, Gamma Knife, bir takım e, reklam kuralları çerçevesinde hastaneler bunları deklare edebiliyorlar. Evet. E, şu cihaz benim hastaneme geldi diye, Rapid gibi, Cyberknife, Gamma Knife gibi biraz kafaları karışıyor. Yani şu cihaz varmış. Yani en son cihaz e, en iyi cihazmış gibi bir kere bir algı var. Bir onu soracağım size. Hı hı. En yeni cihaz sanki en iyi tedavi eden cihazmış gibi bir algı evet, öyle e, var. Onu soracağım. Biraz teknoloji ilerledikçe <laughs> böyle bir algı bizde ister istemez oluşuyor. Biraz, biraz bize böyle de sunuluyor bunlar. Hı hı. E, onunla ilgili görüşlerinizi alırım. Bu Cyberknife, Gamma Knife, RapidArk falan biraz e, biz bir de bu noktadan aydınlatın. Daha sonra Trilogy e, özelinde konuşalım. Şimdi e, triloji cihazının e, içerisinde üç tane tekniği içerisinde barındıran bir cihazdır. Üç tekniği barındırıyor diyorum. Hastalarımıza ne avantaj sağlıyor bu? Birincisi demin söylediğim gibi e, IMRT tekniğini kullanabiliyoruz. IMRT yoğunluk ayarlı e, radyoterapi yapıyor. İkinci özelliği e, rapid arc e, teknolojisini kullanıyor. Rapidark nedir? Rapidark da e, volumetrik yoğunluk ayarlı radyoterapidir. Bunun anlamı da hasta radyoterapi cihazında girdiği zaman hastayı tedavi ederken aynı zamanda e, hastalığı tedavi ettiğimiz yerleri nereye tedavi ediyoruz diye onu da anlık görüntüler alıp e, yaptığımız iş doğru mu yanlış mı nereye ışın veriyoruz bir tomografi cihazı gibi düşünün. Hem e, cihaz hastanın çevresinde dönüyor, e, görüntüler alıyor hem o arada hastayı da tedavi ediyor. Yani e, hem görüntü hem teşhis hem tedavi. İkisi i̇şte de bir arada anda. olmuş oluyor. İkinci özelliği bu. Üçüncü özelliği de e, stereotaktik radyoterapi. Stereotaktik radyoterapi nedir? Bunun da biraz önce dediğiniz gibi Cyberknife, Gamma Knife özelliğinde. Ama e, halkın üzerinde şöyle bir e, o algı var. Yani ben o cihaza girsem... Ben mutlaka yani orada tedavi olmak istiyorum o bana fayda sağlar. Bu böyle değil. Stereotaktik radyoterapinin özelliği beyin içerisinde oluşan bir iki santimlik tümörü olan altını çiziyorum yani çok büyük tümörlerde değil. Çok küçük tümör olan kritik organlara yakın olan kritik organ nedir? Gözün arkasındadır. Beyinciye yakın bir bölgedir. Hı -hı. Kulağın işitme sinirlerine yakın bir bölgededir buraya yakın olan bir yeri hem gözü koruyacağız hem kulağını koruyacağız hem de beyincikteki denge merkezini de koruyacak şekilde o küçücük noktayı da trioloji cihazının bu özelliğini kullanarak tedavi ediyoruz. Yine aynı şekilde batın içerisinde yine çok küçük tümörlerde kullanılan bir özelliğidir. Yani trioloji cihazının bu üç özelliği hastalığın tipine hastalığın yerleşim yerine, hastalığın evresine göre bu özelliğini farklı farklı şekillerde kullanma, kullanmaktayız Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi